Evet, kabul ediyorum ben de. Bu gerçekten çok iyi bir şekilde pazarlandı. İşte günlük 20 taneymiş, bazısı 30 diyor, bazısı 50 diyor, bazısı 100 diyor. Yani siz günlük 20 soru çözerek paragraftan paragrafları fullemeyi bekliyorsanız boşuna beklemeyin. Arkadaşlar merhabalar, kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün paragraf ve problem soruları için kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Bu sorular paragraf ve problemlerin sınavdaki yeri, günlük paragraf ve problem sorusu çözmek mantıklı mı ve paragraf ve problemlerde nasıl gelişebiliriz, bu sorular olacak. Öncelikle paragraf ve problemin sınavdaki yeriyle başlayalım. Paragraf ve problem soruları gerçekten son yıllarda sınavda çok önemini arttırdı ve gelecek zamanda da, hani ki bunu bakanın açıklamalarından çok iyi anlayabiliyoruz, önemini daha da arttıracak gibi gözüküyor. Çünkü daha böyle bilgi içerikli soruların azaldığını, yorumlamanın, okuduğunu anlamanın ve problem çözme yeteneğinin daha çok sınandığı aslında bir sınav sistemi getirmeye çalışıyorlar. Bugün baktığımızda zaten sırf TYT'de hani gerçekten bu konu altında çıkan sorulara bile bakacak olsak en az 20 tane matematikte, 20 tane de Türkçe'de paragraf ve problem soruları çıktığını görüyoruz. Burada aslında birçok soruda da hani sadece TYT özelinde değil belki AYT'yi de bu gruba alabiliriz. Gerçekten paragraf ve problemin aslında birçok soruda bir sınavda olduğunu görebiliyoruz. Mesela AYT matematikte bile mesela düşünün türev konusunda yine problemler var. Buna dayalı hani gerçekten çok fazla soru soruyorlar. Birçok sorunun içinde de aslında biz problem çözüyoruz. Tamam, paragraf ve problemin sınavdaki yerini öğrenmiş olduk ama buna nasıl çalışmalıyız? Peki şu P vitamini denen şey neymiş? Ya da her gün günlük paragraf çözmeli miyiz? Birazcık bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Evet, kabul ediyorum ben de. Bu gerçekten çok iyi bir şekilde pazarlandı. İşte günlük 20 taneymiş, bazısı 30 diyor, bazısı 50 diyor, bazısı 100 diyor. Hani saçma sapan rakamlar dönüyor. İşte bu kadar soru çözmeniz gerekiyor gibi insanlara hani belli bir vaktini harcayan belli ödevler veriyorlar. Çünkü bunu vermek çok basit. Bir kere yapmak çok basit olduğu için öğrenciye ödev vermek çok basit. Bu yüzden insanlar hani bu tavsiyeleri veriyor. Fakat baktığımızda hiçbir zaman derin öğrenme olmayan, odaklı bir çalışma olmayan hani günlük yaptığımız küçük bir ödev. Yani siz günlük 15 dakika ayırıyorsunuz ve uzun vadede baktığınızda her gün bunu yapmanın odaklı bir çalışma olmamasından kaynaklı pek faydası olmadığını görüyorsunuz. İsterseniz deneyin. Hani deneyenler de mutlaka vardır ki yorumlara da görüşlerinizi yazabilirsiniz. Baktığımız zaman biz gerçekten günlük 15 tane, 20 tane paragraf ve problem sorusu çözen öğrenciler bu konularda çok da aslında gelişmediğini fark ediyorlar. Yani deneme sonuçlarına baktığımızda da zaten bunu çoğunlukla görebiliyoruz. Buradaki asıl problem şu. Hani gelişememenizin, hani bunları yapmanıza rağmen gelişememenizin sebebi şu. Öncelikle sadece basit bir pratik, kısa süren bir çalışma bunun için yetersiz olması. Biz hani bunun için ne öğreniriz? Madem hani 15-20 soru yetmiyorsa günlük 3-4 saat mi çalışalım? Tabii ki hayır. Siz her gün bunu yapmak yerine, güne böyle başlamak yerine bunun yerine şöyle yapabilirsiniz. Gerçekten odaklı, uzun süren, ki uzun sürenden kastım hani bir hafta olabilir, işte 3-4 gün olabilir, bir çalışma yapmak ve gerçekten sabahtan akşama kadar problem ya da paragraf çözmekten bahsediyorum. İyice bir derin öğrenme sağlamak çok daha mantıklı olacaktır. Yani siz paragraf ve problemlerde fazla yanlış yapıyorsanız eğer gidin adam akıllı hani bir haftanızı ya da 2-3 gününüzü oraya ayırın. Bu konuları gerçekten çalışın. Sadece şimdi ben buraya şeyi de koyacağım. Paragraf ya da problem sorularının çeşitlerini de koyacağım. İşte işçi problemleri, hız problemleri gibi birçok konu olarak ayrılıyor. Siz bunların her birinden belli test sayısında spesifik bir çalışma yapmanız ya da bir hani herhangi bir TYT matematik ya da işte TYT Türkçe Soru Bankası'nın bu bölümlerini bitirmeniz zaten yeterli olacaktır. Fazla fazla. Sizin burada yapacağınız çalışma, asıl bunu tekrar edeceğiniz çalışma deneme olacak. Siz o yoğun çalışmayı yaptıktan sonra onu korumak için deneme çözmeniz lazım. Neden deneme çözmeliyiz? Ki bunu her derste anlatıyoruz. Hani bu sadece paragraf problem için geçerli değil. Her ders için, her konunun tekrarı için geçerli. Çünkü siz o denemeyi çözerken tamamen o soru havuzunun belli bir sayısı var. Yani atıyorum gerçek sınavda problemlerden 25 soru çıkıyorsa, 24 soru çıkıyorsa herhangi bir sayı olabilir bu. X sayıda problem sorusu çıkıyorsa o denemede de o denemeyi yazan insanlar sınava yakın yapmaya çalışıyor ve o kadar soru çıkıyor. Yani siz aslında bir nevi tamamen sınavın bir provasını yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden işte tekrar için aslında deneme çözmek çok çok da önemli. Bunları söylememizin sebebi paragraf ve problemlerde özellikle çok yoğun bir konu anlatımının yani o bilgi içeriğinin çok olmaması. Yani bakarsınız hatta bazı arkadaşlarınız vardır mutlaka. Hani paragraf ve problemlerde hiç zorlanmıyorken bazı insanlar da çok fazla zorlanır. Çünkü
gerçekten şöyle bir şey de var. Yani bazı insanlar bu konuları çok daha kolay yapabiliyor. Tıpkı geometride olduğu gibi. Ama her zaman her konuda olduğu gibi biz buradaki çalışmamızı belli bir pratik kazanarak geliştirebiliriz. Burada da konu anlatım özelinde herhangi bir çalışma olmadığı için bol bol pratik yapmamız gerekiyor ki o zaten günlük çözme tavsiyesinde bu yüzden veriyorlar ama yanlış bir çalışma şekli. Biz burada şunu tavsiye ederiz. En mantıklısı çok daha yoğun bir çalışma yapmak. Gerçekten hani paragraf ve problemde netleriniz düşük ise çok daha yoğun bir çalışma yapmak. Hani mesela bu ne olur? Dediğim gibi 3-4 gün belki buna odaklanırsınız ve sabah kalktığınızdan belki akşama kadar ki bunun saati çok da önemli değil. Hani günlük ortalama kaç saat çalışıyorsanız yine o saatler olur. Çok yoğun bir şekilde paragraf problemlere her çeşidinden soru çözmek, iyice odaklanmak ve gerçekten bakacaksınız hani bir müddet sonra baktığınızda soruları böyle baktığınızda hani sizden ne istediğini anlamaya başlayacaksınız ki soruyu okumadan daha. Bu yüzden derin bir öğrenme, bir odaklanma dönemi gerekiyor. Yani siz günlük 20 soru çözerek paragraftan paragrafları fullemeyi bekliyorsanız boşuna beklemeyin. Pek faydası olmayacak açıkçası. Evet arkadaşlar, biz bu konudaki bütün bildiklerimizi size anlattık. Daha da detaylı anlatımlarımız elbette olacak. İleride hani daha fazla soru gelmeye devam ederse anlatabiliriz tabii ki. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Sizin bize yaptığınız o feedback, geri dönüşler neler? Bunları merak ediyoruz. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi, beğenmezseniz de dislike atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekleyin. Düşüncelerinizi filtresiz söyleyebilirsiniz. Biz de bunları dikkate alacağız kesinlikle. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.